Herkese yeniden merhaba. Bugün yine bir marka incelemesiyle karşınızdayım. Bugün Jimso ürünlerinden bahsedeceğim. Benim denemiş ve sevmiş olduğum ürünlerden bahsedeceğim özellikle. Hangisi hangi cilt tiplerine uygun olur, hangi sorunlara iyi gelir? Bunların hepsinden tek tek bahsedeceğim. Ürünlerin içerik listelerini de ekrana koyacağım. Hani sizin de bakmanız için artık biliyorum. Bir sürü kişi içerik okumayı da bildiği için. Görmeniz açısından da faydalı olur diye düşünüyorum. Jimso markasını Türkiye'de Korendi'de bulabiliyorsunuz. Beni yurt dışından izleyen kişiler de var. Biliyorum. Nereden Kore ürünlerine ulaşabiliriz diye de çok fazla soru geliyor. Star Korean sitesi bunlardan bir tanesi ve bütün dünyaya gönderim yapıyorlar. Türkiye'ye gümrük yasağı olduğu için Türkiye'den almak isteyen kişiler Korendi'nin sitesine bakabilirler. Star Korean'a da buradan teşekkür etmek istiyorum. Benimle bu videoda çalıştıkları için izleyiciler için %20 indirim kodu da paylaştılar benimle. Onu da hem ekrana hem de aşağıdaki kutucuğa ekliyor olacağım. Bir de bu videoyla beraber sürpriz hediye de vermek istediler size. Onun da detaylarını yine videonun altındaki kutucukta bulabilirsiniz arkadaşlar. O zaman başlayalım. Ben tek tek denediğim ürünleri anlatayım size detaylı olarak. Jimso ürünlerini ben çok daha önceden denemiştim aslında ama çoğu reformülasyon geçirdi ve paketlemeleri tamamen yenilendi. İçerisinde çok eskiden denediğim ve reformülasyon geçirmemiş olan ürünler de var. O yüzden hani faydalı olacağını düşünüyorum kendi deneyimlerimin. Ben biliyorsunuz marka incelemelerine hep böyle markanın ismiyle başlıyorum, ne anlama geliyor vesaire diye. Jimso'nun da şöyle bir anlamı var. Ju vermek demek arkadaşlar. Miso'da gülmek anlamına geliyor. Yani size bir gülücük vermek, sizi güldürmek gibi bir anlamı var. Yani bizim mottomuz işte insanları sevindirmek, mutlu etmek, güldürmek diye söylüyorlar. Aslında diğer Kore markalarında olduğu gibi gene bu seride böyle hani cilt bariyeri, onarıcı özellikle ürünler çok fazla. Yani akne tedavisinde yardımcı olacak, işte retinolle beraber kullanabileceğiniz, cildi destekleyici ürünler var gene. Bir sürü Kore markasında da bu tarz ürünlere rastlıyoruz çok fazla. Bir tane de asit ürünleri var. Benim çok sevdiğim bir asit ürünü o. Hatta piyasadaki en iyilerden biri olduğunu düşünüyorum. Hani glikolik asit toniği. Ondan da bahsedeceğim. 3 tane çok beğendiğim nemlendiricisi var. Bir de yeni denediğim böyle maskesi, işte serumları falan da var. Onların hepsinden tek tek bahsedeceğim şimdi. Kullanım sırasına göre gidelim. Önce temizleyicisiyle başlayayım. All Day Vitamin Clean and Mild temizleyicisi. Bunu yani yarısından fazlasını bitirdim. Çok da beğendiğim bir temizleyici oldu. Özellikle bence karma ve yağlı ciltlerin çok seveceğini düşünüyorum. Hani kuru ciltlerden ziyade karma ve yağlı ciltler daha çok sever gibi geldi bana. 2 tane üründen baya bir portakal kokusu geliyor. Bu da onlardan bir tanesi. Yani böyle yoğun bir portakal kabuğu kokusu geliyor bundan. Sabah akşam kullanabilirsiniz ama ben özellikle sabahları kullanmayı daha çok sevdim nedense. O portakal kokusundan dolayı mı bilmiyorum. Böyle bir ferahlatıcı etkisi var kesinlikle. İçerisinde sürfatlar yok. Nazik sürfaktanlar kullanılmış. Benim beklentimi karşılıyor o yönde. Ayrıca içerisinde salisilik asit, askorbik asit de var arkadaşlar. Bolca böyle bir turunçgil kokusu geliyor bundan. Bilginiz olsun. Hassas ciltlere o anlamda uygun olur mu çok emin değilim. Ben hassas ciltliyim, ben kullanabildim ama eğer cildiniz esansiyel yağlara karşı reaksiyon gösteriyorsa bunu da göz önünde bulundurmanızda fayda var. Üründe esansiyel yağlar var arkadaşlar. Yalancı iyi de özü de var. Zaten bu vitamin serisinin ana içeriği o yalancı iyi de. Çok da sevilen bir içerik. K-Beauty'de bir sürü farklı markada da var. 3 tane daha ürün var. Hani bu özü içeren. Onlardan da bahsedeceğim. Benim genel olarak çok beğendiğim, nazik bulduğum, bu arada pH'i de düşük, onu söylemeyi unuttum. pH'i düşük bir ürün. Low pH diye yazıyor üstünde. Dediğim gibi özellikle o içerisinde de hani asitlerin de olması, salisilik asit, askorbik asidin de olması sebebiyle ben daha çok böyle çok hassas olmayan yağlı karma ciltlerini çok seveceğini düşünüyorum ürünü. Bir tane de maskeyle devam edeyim. Gene aslında aynı seriden bir ürün bu. All Day Vitamin Nourishing ve Charging Wash Off Mask. Yüzde böyle 10-15 dakika bekletip yıkıyorsunuz. İlk böyle hani içerik listesini incelediğimde demiştim ki yani piyasada böyle bir maske yok. Yani böyle yıkanabilen bir maske yok. Jel formunda olması benim çok hoşuma gitti. Şöyle jel formunda göstereyim size. Jel maske de bulmak çok zor ve genelde jel maskeler kurutuyor arkadaşlar ama bunun nemlendirmesi de oldukça başarılı bence. Biz jel maskeye göre en azından. Bunun içerisinde çok güzel bitki ölleri var. İşte zaten bahsetmiştim. Bu vitamin serisindeki ana içerik aslında yalancıydı. Yalancıydı bulunuyor. Zerdeçal özü bulunuyor. Çeşitli bitki ölleri var. Limon kabuğu tozu bulunuyor bunun içerisinde. Zaten böyle biraz pütürlü bir yapısı var. Ama hani cildinizi çizecek bir şeyden bahsetmiyorum. Böyle hani çok acıcık geliyor. Onun tam amacı ne bilmiyorum. Belki cildi aydınlatmak olabilir. Ama böyle bir fiziksel peeling gibi düşünmeyin bunu. Yani jel maske bu daha çok. 15 farklı vitamin var arkadaşlar. İşte askorbik asit, C vitamininden tutun. B5 vitamini, B3 vitamini, B12 vitamini yani bütün
B vitaminleri var neredeyse. G vitamini, F vitamini, K vitamini, A vitaminine kadar, hatta retinola kadar yani. Bir sürü vitamin yüklemişler içine. Bu arada retinol konusunda kafanız karışmasın. Ben hani markaya da sordum, içerisinde ne kadar retinol var, hani asitlerle beraber kullanabilir miyiz falan şeklinde. İçerisinde çok çok az miktarda retinol var arkadaşlar. Yani %0.0001 falan gibi bir oran. Dolayısıyla hani asitlerle beraber kullanabilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı yaşamayacaksınızdır. Bunun içerisinde parfüm var gözüküyor. Zaten üründen gene yoğun bir portakal kokusu geliyor arkadaşlar. Tüm bahsedeceğim ürünler arasında en parfümlü ürünler bu ikisi. Onun yarısını yapmış olduğum bu ürünler bence hassasiyetlere uygun değil o yüzden. Diğerleri daha uygun olur sanki. Fakat bu ikisinin özellikle yoğun portakal kokusu var. Tekrar altını çizeyim. Aslında ilk kullandığımda dedim ki ya bu ürün çok parfümlü, büyük ihtimalle ben bunu çok kullanamam, sevemem, hani cildimi irite eder diye düşündüm ama cildimi hiç irite etmedi. Sadece göz çevresine çok yaklaştırmamaya çalışıyorum. Onu da ekleyeyim. Ama bütün yüzüme sürüp böyle 15 dakika bekleyip yıkadıktan sonra gerçekten inanılmaz ferahlatıcı bir etkisi var. İkincisi de çok güzel bir antioksidan bakım olduğunu düşünüyorum bunun. İçerisindeki o bitki özlerinden ve yalancı iğdeden dolayı da hafif böyle bir aydınlatma etkisi de var bence. Böyle cildim çok yorgun olduğunda canlandırmak için cildi bunu kullandığım oluyor. Çok da severek kullanıyorum. Dediğim gibi eğer bu anlattığım kıstaslar size uyuyorsa bakabileceğiniz bir maske olduğunu düşünüyorum. Şimdi toniklere gelelim. Bir tane asidik toniği var. Bunu çok önceden denemiştim ve kanalda da defalarca kez bahsettiğim bir ürün. Yes I Am Toner. %5 EHA içeren toniği. Bunun büyük boyu da var, küçük boyu da var. Corendin sitesinde bütün ürünlerin küçük boylarını, büyük boylarını bulabiliyorsunuz. Ben küçük boyunu açtım şimdilik. Elimde çok vardı ürün olduğu için. Ama ben bunun büyük boyundan bitirmiştim bir tane. Çok da severek kullanmıştım. Bence piyasadaki en iyi EHA ürünlerinden bir tanesi. Yani glikolik asit toniklerinden bir tanesi. Glikolik asit bildiğiniz gibi en küçük moleküler boyuttaki kimyasal asitlerden biri olduğu için çok hızlı bir şekilde etki görebiliyorsunuz bu üründen. Yani cildinizi soymaya yardımcı oluyor. Dolayısıyla o pul görünüm varsa onu yok ediyor. Ölü derilerden arındırıyor. Lekeleriniz varsa onları açmaya da yardımcı olur. Ve anti-aging özelliği de var. Aynı zamanda nemlendirici özelliği de var. Yani bir sürü şey birden yapan asitlerden bir tanesi ama moleküler boyutu çok küçük olduğu için daha derine inebildiği için daha etkili. Fakat bu yüzden de çok hassas ciltlere pek önerilen bir asit değil. O yüzden cildinizin asitlere alışık olması lazım bence. Fakat %5 güzel bir başlangıç oranı aynı zamanda. Bunu böyle haftada 2-3 kez kullanabilirsiniz. Eğer başka asitlerle beraber kullanıyorsanız daha az kullanın. Rutinden rutine değişiklik gösterebilir. Ciltten cilde de değişiklik gösterebilir. Bazı ciltler mesela haftada bir kullanımı bile yeterli bulabilirler. Ama genelde %5 için hani kullanım önerisi haftada 2-3'tür yani. Onu da eklemiş olayım. Eğer böyle cildim işte pürüzsüz olsun, donuk görüntüden kurtulayım diyorsanız, cildiniz böyle pul pul vesaire duruyorsa bakabileceğiniz güzel glikolik asit toniklerinden biri olduğunu düşünüyorum. Bence dediğim gibi piyasadaki en iyi ürünlerden bir tanesi bu. Defalarca kez de bahsettim kanalda. Bunun formülasyonu değişmemiş bildiğim kadarıyla. Aynı ürün yani. Sadece paketlemesi değişmiş. İçerisinde bu arada hem glikolik asit var hem laktik asit var. Dolayısıyla çok hassas cildi değilseniz bir sürü cilt tipine uyabileceğini düşünüyorum. Yağlı, karma, kuru fark etmez. Her türlü cilt tipi kullanabilir. İçerisinde diğer güzel böyle içerikler de var. Fermente içerikler, pantenol, allantoin, çeşitli bitki özleri gibi. Benim çok çok beğendiğim bir ürün. Bu arada ben glikolik asit ürünlerini vücuduma da kullanıyorum. Size de söylemiş olayım. Mesela koltuk altına kullanıyorum. Eğer böyle kararma gibi problemler yaşıyorsanız ona da faydalı oluyor. Aynı şekilde glikolik asit toniklerini ben saç derime de kullanıyorum bazen. Özellikle o purpur dökülme varsa onu geçirmeye çok ciddi yardımcı oluyor. Ve vücudunuza da kullanabilirsiniz. Yani hani dekolte bölgenize, vücudunuza da kullanabilirsiniz glikolik asitli tonikleri. Ve aynı şekilde eğer böyle tavuk derisi görünümü varsa kollarınızda oraları da kullanabiliyorsunuz. O yüzden böyle hani elimde hep bir açık glikolik asit toniği oluyor vücuduma da kullandığım için. Evet, şimdi yeni denemiş olduğum bir üründen bahsedeceğim. Bu Waterfall serisi yeni çıktı bildiğim kadarıyla. Benim de iki tane ürün deneme şansım oldu bu seriden. Bu nemlendirici toniği, bir de kremi. Kreminden de bahsedeceğim. Bu bence markanın gizli zevallerinden biri olmuş diye düşünüyorum. Yani içerik listesine boyayalım. Bir tonik tasarlayacak olsam, yani nemlendirici tonik tasarlayacak olsam buna çok yakın bir şey olurdu. Bu bütün hani K-Beauty
değil camiasında bence ilk 5'e girebilecek bir nemlendirici tonik. İçerik listesine bayıldım. Öncelikle bu hassas ciltlere uygun formül edilmiş. İçerisinde esansiyel yağ ve parfüm yok. Eğer bu sizin için önemliyse onu belirtmiş olayım. İçerisinde 7 farklı moleküler boyutta hyaluronik asit var ve bence bu yüzden çok farklılaşıyor. Çünkü hani diğer başka markalara baktığım zaman bir tonik içinde kullanılan hyaluronik asit çeşidi en fazla 5. Bunda 7 farklı çeşit olması beni çok şaşırtmıştı o açıdan. Bir de sadece o da değil yani. Bunun yanı sıra bir sürü farklı cilt bariyerini destekleyecek çok güzel içerikler var. Yani madakastasait, asiatikasait gibi mesela cildi onaracak santalya bitkisinden elde edilen aktif içerikler de var. Ve oldukça yüksek sıralarda yani. Ve aynı zamanda içerisinde böyle hani pantenol, beta-glukan ve seramit gibi cilt bariyerini destekleyecek inanılmaz güzel içerikler de var. Ürünün en güzel özelliği bence çok bereketli olması. 250 ml bir tonik arkadaşlar. Çok uzun süre gider. Hatta birisiyle bile paylaşabilirsiniz. Eğer böyle elinize döküp sürüyorsanız oldukça uzun süre gidecektir bu size. Bunun böyle serum gibi bir kıvamı var. Oldukça kıvamlı bir tonik. Dolayısıyla çok azı bütün cildinize yeterli oluyor. Ve muhteşem nemlendiriyor. Yani zaten içerik listesinden de anladığınız üzere nemlendirme ve bariyer onarma için güzel bir ürün bu. Eğer böyle kuru ciltliyseniz ve yoğun yapılı toniklerden hoşlanıyorsanız, nemlendirici toniklerden kesinlikle listenizde olsun diyebileceğim bir ürün. Ve fiyat performans ürünü olduğunu düşünüyorum yani. Çünkü performansı çok iyi ve ürün çok bereketli olduğu için, çok da uzun süre gideceği için sizi bayağı uzun bir süre idare edecektir. Ve şunu eklemek istiyorum. Nemlendirmesi gerçekten o kadar başarılı ki ya bütün gün cildi nemli tutuyor. Eğer böyle sabah falan kullanıyorsanız bütün gün cildi nemli tuttuğunu göreceksiniz. Ben markanın en iyi ürünlerinden biri olduğunu düşünüyorum bunun. Hassas ciltlere de uygun. Dediğim gibi parfümsü, du esansiyel yağsız olduğu için. Özellikle böyle kuruluk çeken ciltler baksın bence. Şimdi gelelim serumlarına. İki farklı serumunu denedim. Seneler önce herhalde 2018 yılında olması lazım. 2018'de bir tane serumlarını denemiştim aslında. Ama o piyasadan kalkmış. Onun yerine başka bir serum tasarlamışlar. O da bu Vitamin serisinden. All Day Vitamin Brightening Balancing Serum isimli ürünü. Bunun içerik listesi oldukça güzel tasarlanmış bence. %86 oranında yalancı iğde özü var. Yalancı iğdenin biliyorsunuz bir sürü farklı vitamin içerdiği için cildi böyle aydınlatıcı etkisi var. O yüzden K-Beauty'de bir sürü farklı markada çok fazla kullanıldığına şahit oluyorsunuz. Bir sürü cilt tipiyle de çok iyi anlaşıyor. Yani nazik de bir ürün. Böyle asit kullanmak istemeyen kişiler için nazik bir tercih olduğunu düşünüyorum ben. Dördüncü sırada da niacinamid var. B3 vitamini var arkadaşlar. Aynı zamanda bunda da hyaluronik asit, santalya asiatica özü, yeşil çay özü, meyan kökü özü, papatya çiçeği özü, pantenol, betain gibi çok güzel içerikler var. İçerisinde askorbik asit de var gözüküyor ama listenin alt sıralarında olduğu için ben bunu askorbik asit serumu olarak değil de niacinamid ve yalancı iğde kombinasyonu olarak düşünüyorum ağırlıklı olarak. Ve içerisinde esansiyel yağlar da var gördüğünüz gibi. Fakat ürünün kokusu yok gibi bir şey yani. Sürdüğünüz an kokusu uçuyor. O kadar hani az kullanılmış. Yani bu üründeki gibi bir yoğun portakal kokusu bundan asla almıyorsunuz. Dolayısıyla ben bu ürünün de hassas ciltlere uygun olabileceğini düşünüyorum. Gerçekten ürüne hani koklatmışlar esansiyel yağları o kadar az kullanılmış diye düşünüyorum. Dolayısıyla eğer bu içeriklerle cildiniz iyi anlaşıyorsa yani niacinamid serumu arıyorsanız da güzel bir seçenek olduğunu düşünüyorum. Bu aslında bence genç ciltlere çok uygun. Çünkü çoğu kişi biliyorum asit kullanmak istemiyor. Asit kullanmadan cilt tonumu nasıl eşitlerim diyen kişiler için de güzel bir seçenek olduğunu düşünüyorum ben. Çok nazik bir ürün. Ben sabahları kullanmayı tercih ettim. O yoğun antioksidan özelliğinden dolayı ve de niacinamid serumu olduğu için aynı zamanda. Kesinlikle aydınlatma etkisi var onu söyleyebilirim. Çok nazik ve başarılı buldum bu ürünü. Yapısı çok güzel. Ciltte böyle yapış yapış bir hissiyatı da yok. Güneş kremi altında harika bir takviye, antioksidan takviye oluyor. Ve bir sürü cilt tipine çok rahat uyar diye düşünüyorum. Hassas ciltler dahil bir sürü cilt tipinin kullanabileceğini düşünüyorum şahsen. Bir sonraki seruma gelelim. Super Soothing Sika Aloe serumu. Bu isminden anlayacağınız üzere yatıştırıcı özellikli bir serum. Yani bu leke açma, cilt tonunu aydınlatma etkiliydi. Bir önceki anlattığım. Bu da sakinleştirme ve cildi onarma etkili bir serum diyebiliriz. Bunun gerçekten içerik listesine hayran kaldım ben. Yani biliyorsunuz ben hassas ciltli olduğum için mutlaka rutinimde elimde açık böyle yatıştırıcı
sakinleştirici ürünler oluyor. Fakat bu aralığından birazcık sıyrıldı diyebilirim. Şu anlamda içerik listesi çok başarılı. Yani içerisinde yok yok gerçekten. %41 oranında Santalla Asiatica özüyle açılış yapıyor içerik listesi. Aloe vera özü de %31 oranında kullanılmış. Sonrasında niasinamid var, B5 vitamini, Madecassasite, Asiaticasite gibi Santalla'dan elde edilen aktif içerikleri de kullanmışlar. Yani sadece Santalla özüyle yetinmeyip o da hoşuma gitti. Onun dışında 6 farklı moleküler boyutta hyaluronik asit de var. Seramit de bulunuyor. Çok güzel yağlar da kullanılmış. Beni en şaşırtan kısmına gelelim. Hani çoğu markada çok fazla görmediğimiz doğal nemlendirici faktörler de var. Yani tam aslında cilt bariyeri onarma amaçlı bir serum tasarlamışlar. Ve içerisinde parfüm ve esansiyel yağ da yok. Dolayısıyla bu tamamen hassas cilt kurtarıcısı bir ürün olmuş bence. Yani çok güzel tasarlanmış bir içerik listesi görüyorum ben. Gene markanın en öne çıkan ürünlerinden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Yatıştırma etkisini de çok beğendim. Biliyorsun bir sürü ürünü karşılaştırma şansım oluyor ama bu gerçekten öne çıkan bir ürün oldu benim için. Yani hem doğal nemlendirici faktörler, hem seramit, hem santalla bitkisinden elde edilen aktif içerikler, hem de niasinamid olması, bir de aloe vera'nın da olması ürünü gerçekten özel yapıyor benim için. Özellikle cilt bariyeri hasar görmüş kişiler bu ürüne kesinlikle bakabilirler diye düşünüyorum. İndirimlerde yedeklenecek bir ürün oldu benim için de. Yakında bir onarıcı ürünler videosu yapmayı düşünüyorum. Buna da yer vereceğim ve ilk 5'te bir ürün kesinlikle odur diye düşünüyorum. Markadan en beğendiğim ürünlerden bir tanesi oldu. Son olarak nemlendiricilere gelelim. 3 farklı nemlendiricisini deneme şansım oldu. Hepsinden bahsedeceğim. En sonunda favorimi söyleyeceğim size. Önce ilk denemiş olduğum ürünle başlayalım. Bu Have a Good Cream Snail Santalla kremi. İçerisinde hem salyangoz müsini var hem de Santalla Asiatica özü var arkadaşlar. Eğer cildiniz salyangoz müsini ile iyi anlaşıyorsa bakabileceğiniz bir ürün bu. Biliyorum her cilt iyi anlaşamayabiliyor çünkü. O yüzden eğer ilk defa deneyecekseniz bu içeriği küçük boyunu denemekte fayda var diye düşünüyorum. Veya testerde deneyebilirsiniz. Bütün cilt tiplerine uygun olduğu belirtilmiş. Ben de katılıyorum buna. Ama kuru ciltlere belki yetersiz gelebilir bu ürün. Özellikle karma ve yağlı ciltlerin seveceğini düşünüyorum. İçerisinde squalane var. Bu yağ biliyorsunuz ciltte de mevcut olduğu için yağlı ciltlere de iyi gelecek bir yağ aslında. Ben bunu mesela sabah güneş kreminin altına da kullanabiliyorum. Akşam da kullanabiliyorum rahat bir şekilde karma ciltli olarak. Bu ürünün gördüğüm kadarıyla formülasyonu değişmemiş. Eski denediğim ürünle aynı. Ben bunu 2018'de denemiştim arkadaşlar. O zaman da beğendiğimi söylemiştim. Hatta o videoyu da buraya koyayım. Nemlendirmesi çok başarılı. Cildi sakinleştirmesi de başarılı bence. Ama yoğun bir sakinleştirme istiyorsanız başka bir ürünü önereceğim size bu markanın. Yani iki ürün arasında daha yoğun sakinleştirme özelliği bence bu üründe. Ondan da bahsedeceğim detaylı. Salyangoz müsini eğer cildiniz iyi anlaşıyorsa gerçekten çok güzel olabilecek bir içerik. Ben özellikle o cilde verdiği parlaklığın nemi çok seviyorum gerçekten. Bu üründe benden geçen not alan nemlendiricilerden bir tanesi. İçerisinde madecassic asit, asiatic asit ve asiatic asit de var. Bunlar da santalya bitkisinden elde edilen aktif içerikler ve cilde onarmaya ciddi anlamda yardımcı oluyorlar. İçerisinde sadece bir tane esansiyel yağ görüyorum. Böyle çok yoğun bir koku yok yani. Çok hafif bir kokusu var gerçekten. Sürdükten 2-3 dakika sonra uçup gidiyor. O yüzden hani çoğu cilt tipini rahatsız edeceğini düşünmüyorum. Yani ben esansiyel yağ çok seven bir insan değilim ama ben çok severek kullanıyorum bu ürünü. Onu da eklemiş olayım. Bir sonraki bahsedeceğim ürün de bundan daha yoğun sakinleştirme performansı olan bir nemlendirici. Super Soothing Calming Relief Teka Solution isimli ürünü. Bu gerçekten sakinleştirme olayını çok çok başarılı yapıyor. Teka Solution demişler. Teka markanın anlattığına göre Santalla Asiatica bitkisinin titre edilmiş hali. Titrasyon ne demek diye sorarsanız da bir cilt bakım ürününde olası yan etkileri en fazla derecede azaltan ideal dozu belirleme sürecine verilen admış. Ben de ilk defa öğrenmiş oldum. Yani cildin için mükemmel dengeyi bulduklarını iddia ediyorlar. Özellikle böyle irite olmuş, kızarık, hassas cilt bariyeri onarımı ihtiyaç duyan kişiler bu ürüne bakabilirler gerçekten. İçerik listesini ben çok başarılı buldum. İçerik listesine bakarsanız bir sürü farklı yağ kullanılmış olduğunu göreceksiniz. Yani squalane var, sentetik balm var ve hatta zeytinyağı var. Bu ürünü hatta çek listesine okurken dedim ki ya ben bu ürünü sevebilecek miyim acaba kalma ciltli olarak diye. Ama ben çok rahat bir şekilde kullandım. Normalde zeytinyağı içeren ürünlerden veya işte bal mumu içeren ürünlerden uzak dururum cildim için en azından. Ama ürün beni şaşırttı yani. Cildimde herhangi bir komedona neden olmadı. Oldukça düzenli bir şekilde uzun süre kullandım. Herhangi bir komedona neden olmadı, cildimi boğmadı. Ama gene de ürünün kuru ciltlere daha uygun olduğunu düşünüyorum. Yani kuru ve
kuruya dönük karmacidilere daha uygun olduğunu düşünüyorum şahsen. İçerisinde ayrıca hani dikkatimi çeken diğer içerikler, işte Santalya asiatica bitkisinden elde edilen aktif içeriklerin yanı sıra pantenol, allantoin, seramit de bulunuyor. Yani güzel bir içerik listesi var bence. Fakat bu ürünleri esansiyel yağlar bulunuyor arkadaşlar. Eğer esansiyel yağ istemiyorum ama onarma etkisini almak istiyorum üründen derseniz, o zaman serumunu öneririm size. Serumda çünkü esansiyel yağlar, parfümde yok. En kalın yapılı ürün bu. Mesela şimdi sürdükten sonra hafif bir koku geliyor ama hızlı bir şekilde uçup gidiyor arkadaşlar. İçerisinde lavanta yağı da var ki normalde ben lavanta yağından nefret ederim ama bu ürün herhangi bir iritasyonu neden olmadı. Tam aksine cildi çok güzel iyileştirmeye yardımcı oluyor. Özellikle bence çok hassas olmayan kuru ciltliler ve kuruya dönük karma ciltliler bakabilir diye düşünüyorum. Çok yağlı ciltliler sevmeyebilir bu ürünü. Onlar için bu ürünü önereceğim. Bu ürün gerçekten harika. Benim de favorim oldu, bahsedeceğim şimdi. Hafif yağlı bir yapısı var ama cildi boğacak bir yağlılık değil. Formülasyonunun güzel ayarlanmış olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi kuru ciltliler veya kuruya dönük karma ciltliler bakabilirler bence. Ve şimdi gelelim favori nemlendiricime. Yani bu markanın en favori nemlendiricisi oldu benim için. Beautiful Hyaluronic Acid Cream isimli ürünü. Ürünün hem içerik listesi olsun hem de cildime verdiği etki olsun. Gerçekten inanılmaz beğendiğim bir ürün oldu. Ben bu Beautiful serisini gerçekten çok beğendim. Ve markanın en güzel serisi olduğunu düşünüyorum. Yani en aslında öne çıkması gereken seri olduğunu düşünüyorum. Tamamen kendi fikrim, kendi deneyimim. Bunun içerisinde 3 farklı moleküler boyutta Hyaluronic Acid var arkadaşlar. Aynı zamanda prebiyotik ve probiyotik fermente içerikler de bulunuyor. Uzun bir içerik listesi yok. Çok basit tutmuşlar içerik listesini bence. Ama nemlendirmesi mükemmel. Yani tek kelimeyle mükemmel ve ciltte hiç ağırlık bırakmıyor. Tabağlığı da kullanıyorum ben bunu. Özellikle böyle hani mineral filtreli bir ürün kullanacaksam cildimi kurutmaması için altına da kullandığım oluyor. Üründe herhangi bir parfüm ve esansiyel yağ da yok. Dolayısıyla hassas ciltlere çok uygun olabileceğini düşünüyorum. Yani tüm nemlendiriciler arasında parfümsüz, esansiyel yağsız bir nemlendirici istiyorum derseniz, o zaman aradığınız ürün bu arkadaşlar. Ve jel krem yapısında şunu da söylemek istiyorum. Yapısını ve cilde verdiği nemi Laneige markasının Sleeping Mask ürününe çok benzettim yani. Birebir aynı etkiye sahipler bence ciltte. Ve ciltte tamamen emiliyor ve cildi yumuşacık bırakıyor. O özelliğini gerçekten çok seviyorum. Beni son zamanlarda en şaşırtan jel nemlendiricilerden bir tanesi oldu. Özellikle yağlı ciltlerin çok seveceğini düşünüyorum bir ürünü. Karma ciltler de bayılır. Kuru ciltler yetersiz bulabilirler. Akşam için konuşuyorum. Ama sabah nemlendiricisi olarak yeterli gelecektir size. Hani güneş kreminin altına belki. Ciltte tamamen emiliyor olması çok güzel. Hani yağlı ciltler o özelliğini çok sevebilir. Böyle hani ciltte doku bırakmasın, tamamen eminsin diyorsanız çok beğeneceğinizi düşünüyorum bir ürünü. Kesinlikle bakabileceğinizi düşünüyorum. Son zamanlarda en beğendiğim nemlendiricilerden bir tanesi oldu. Evet, benim anlatacaklarım bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Sürpriz hediyeyi kazanmak için de aşağıda bırakacağım linke tıklamayı unutmayın lütfen. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.